Rüyada su görmek. Rüyasında su gören bir kişi güzel bir hayata, rahat bir hayata, bol rızka kavuşacağına işarettir. Bir kimsenin rüyada e, evindeyken su görmesi mutluluğa, toplu olarak mala ve ganimete, fazla hayır hasenata ve o sudan bir beşer yaratıp da onu soy sop yapandır. Rabbin her şeye kadirdir. Mealindeki o Furkan suresinin o ayeti işaretince evlenmeye işarettir kardeşler. Suyu böyle çok temiz, berrak, böyle akpak görmesi fiyatların ve rızıkların ucuz olacağına, bolluk olacağına, adaletin yayılacağına işarettir. Rüyada Böyle su yudumlamak, geçim sıkıntısı ve zahmete, sudan kana kana içmek, düşmandan selamete ve içen kimse için böyle rahat bol bir e, seneye, öyle güzel bir yıl yaşayacağına işarettir. Bir kimsenin rüyada suyu uyanıkken içtiğinden e, daha fazla içtiğini görmesi, yani normalde içtiği sudan daha fazla su içiyor... Rüyasında böyle bir rüya görmesi e, o kimsenin rüyada bir kadehten su içtiğini ve doymadığını görmesi hanımının kendisinden kaçmasına işarettir. İbn Şir'in rüyada su görmek eğer onlar o yol üzerinde dosdoğru doğru gitselerdi elbette onlara bol su içerirdik. Mealindeki ayete göre dince fesada ve şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edicidir mealindeki ayet gereğince de belaya işarettir diyor kardeşler. Bu İbn Şirin'in yorumu bu şekilde. Bir kimsenin kendisine bir kadeh içinde su verildiğini görmesi çocuğa işarettir kadeh içinde bulunan safi suyu içtiğini gören kimse çocuk ve hanımından hayra erişir. Çünkü cam kadınların cevherindendir. Onun içindeki su ise anne karnındaki çocuktur. Sıcak su içtiğini gören kimseye şiddetli bir üzüntü isabet eder. Safi bir suya atladığını gören kimse çabucak sevince erişir. Bir kimsenin kendisini böyle su içinde görmesi fitne, bela ve kedere işarettir. Su istediğini gören kimse rüyasında birisinden su istediğini gören kimse insanlar arasında yalan söylemek suretiyle dedikoduculuk yapar. Akıntısı olmayan su hapse işarettir. Bundan dolayı bir kimsenin rüyada e, akıntısı olmayan bir suya düştüğünü görse o kimsenin hapse efendim üzüntü ve kedere düşmesine işarettir. Bazı tabirciler e, birikip duran su akan sudan daha zayıftır derler tabir bakımından. İçtiği suya kanmak. Ve o suyu içiyorsun lıkır 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 Elhamdülillah. Oh be diyorsun. O din ve inanç güzelliğine, zorluktan sonra kolaylığa, sevinç ve mutluluğa ya işarettir. Rüyasında böyle akarsu görmek, dereler, efem şelaleler gürül gürül böyle akan sular görmek ticaret ve kazanca işarettir genel manada su görmek hoş bir hayata, efendim güzel rızka, iyilik sever insana, sadık dosta, büyüklere yaklaşmaya, din güzelliğine işarettir. Berrak su içmek, tertemiz böyle bir lur. Su içmek temiz hayata, rızka, ee, sıcak su içmek böyle hastalığa işaret, hüzne işaret, elem, keder. Aman ya Rabbi onlara işaret. Durgun su hapsolmaya veya geçimde sıkıntıya düşmeye. Efendim ağaç ve bitkiden damlatılan öz su böyle salihlerin çocuklarına, ilmin ve hikmetin hasına, şifaya ve ilme sevinç ve mutluluğa işarettir evinde su görmek mutluluğa toplu mala yahut evlenmeye işarettir temiz bir suya atlamak çabuk bir sevince erişmeye su istediğini görmek hastalıktan kurtulmaya ya da dedikoduculuğa ve yalancılığa suya böyle yansımış aksetmiş Yüzünü görmek ev halkına, dost ve yakınlarına iyilik yapmaya işarettir. Tuzlu su görmek geçimde karşılaşılan güçlüklere işarettir. Rüyasında tuzlu ve bulanık olarak deniz suyu içtiğini görmek böyle hayatında ya da işinde o amirlerinden yönetiminden gelecek üzüntüye işarettir. Su üstünde yürümek tehlikeye düşmeye işarettir. Efendimiz rüyasında böyle güzel sularla yıkandığını görmek borcunu ödemeye, tevbe etmeye işarettir. Soğuk suyla gusül abdesti almak hayır ve kurtuluşa işarettir. Karanlıkta dalgalı bir suyun üzerinde çırpındığını görmek küfre, münafıklığa işarettir. Dalgalı suda böyle rahat rahat güzel güzel efendim yüzdüğünü görmek manevi ve maddi olarak ilerlemeye işarettir. Ve elbisesinin böyle bir suyla ıslandığını görmek yolculukta bir yerde gecelemeye ya da istediği bir şeyden böyle men edilmeye işarettir. Bekar bir kişinin bir bardaktan veyahut kaseden böyle kana kana su içmesi evlilik olarak işarettir. Elindeki kapla su döken kimseyi görmek güzel Kur'an okumaya işarettir. Bulanık ve çamurlu su görmek üzüntü ve kedere, geçim darlığına, fitne ve karmaşaya işarettir. Böyle bir suda yıkanıp çıkmak üzüntüden ve hastalıktan kurtulmaya işarettir. Rüyada görülen su güzel bir yaşam ve iyi bir rızık olarak yorumlanır. Bir kimsenin evinden su çıktığını görmesi zenginliğe ve iyiye yorumlanır. Sıcak su içmek çok fazla üzüntü ve sıkıntı çekileceğine işaret eder. Suyu yutmak böyle emmek yani maddi sıkıntılar içinde olmak anlamında yudum yudum böyle az az içmek kardeşler. Tabi genel manada ifade edecek olursam su görmek hoş bir hayata, güzel rızka, iyiliksever insana, sadık dostla, büyüklere yaklaşmaya, din güzelliğine işarettir. Allah'ım rüyalarımızı hayırlı eylesin. Mübarek eylesin, hayırlara çıkarsın. İnşallah hakkımızda hayırlı değil ise de Rabbim Teala hayırlara çevirsin, hayırlara döndürsün inşallah. Sevgili kardeşlerim,